Merhaba arkadaşlar, şimdi Ankara'dayım, eğitim için geldim buraya. Birkaç gün burada olacağım. Dün malum yasakların ilk günüydü. Bayağı otelden 10'da çıktık. Akşam da 8'de zar zor yetiştik. Bayağı bir bilinmezlik söz konusu yani. Mesela yemek yemedim, yemeği ne yapacağım? Yan tarafta bir benzin istasyonu var, kapatmış. Öbür tarafta var, tam ona gidiyordum. Önünde polis arabası vardı, dedim hemen geri bas. Ceza meza keserler. Gerek yok yani. Bakalım ne olacak bilmiyorum yani. Vakalar arttığı için ciddi bir problem var. Sağlık problemi var. Bu çok önemli. Yani bunun bir şekilde önüne geçilmesi lazım. Ancak en azından hizmet sektörünün çok fazla da dayanacak gücü de yok gibi. Bunun sebebi zaten bir, uzun süre kapalı kaldılar. İki, İnsanlar çok fazla dışarıya çıkmıyor. Evet, hala hafta sonu çıkıyorsun, her yer kalabalık ama o eski şeyi yok. Yani ben de mesela çok fazla dışarıya çıkmıyorum. Mümkün mertebe ev ofis yapmaya çalışıyorum. Herkese kolay gelsin, ne diyeyim, herkese Allah kolaylık versin. Bakalım, biz de burada 2 gün Bilkent'te olacağım. 2 günde Kuğulu tarafında bir eğitimim olacak. Bir iki günlük eğitim daha olacaktı ama onu iptal etmek zorunda kaldık. Sonrasında bazı yeni projeler var. Onlardan da bahsedeceğim birazcık daha şekillenmeye başladığında. Umarım bugünleri güzel şekilde atlatırız. Lütfen maskenizi takın. Sosyal mesafeye uyun. Elinize, ağzınızı, yüzünüzü yıkayın. Kıyafetlerinizi yıkayın. Yani bunları söylemek komik geliyor ama gerçekten sokakta maske takmayan insanlar var hala. Bir yere girince elini yıkamayan. Yani şunlardan mesela bulundurabilirsiniz elinizi, şöyle göstereyim. Eyüp Sabri Tuncer yani. Kaydırmalı. Reklam almadık. Mesela bunu açıyorsun. Böyle, oh. Ne güzel. Şöyle elini yüzüne, oh. Mis gibi de kokuyor ya. Garip. Bakalım. Ne olacak, ne bitecek. Umarım eğlence sektörü, hizmet sektörü yaralarını sarabilir. Diğer tüm sektörler yaralarını sarabilir. Daha da önemlisi, umarım bu virüs hızlıca tarihin sayfalarına gömülür. Biz de rahat rahat dışarı çıkarız. İşlerimizi, güçlerimizi yaparız. Sosyalleşiriz. Görüşmek üzere.